Hadi, hadi, hadi. Değerli izleyiciler, klibimizi izlediniz. Bugün Ülker Fenzon'dayız. Muhteşem bir isim bizlerle beraber. Eray? Evet, bizim için çok heyecanlı bir gün. Çok büyük bir isim bizimle birlikte olacak. Bir nesli aslında Galatasaraylı yapan çok değerli bir isim. İsterseniz çok fazla uzatmadan sözü alkışlarınızla George Hacı aramızda. Sizi burada görmekten dolayı çok mutluyuz, çok gururluyuz. Galatasaray camiası için, Türk futbolu için inanılmaz anılarla bayı bıraktınız ardınızda ve hala da konuşulmaya devam ediyor hem taraftarlarca hem kulüpçe. Tekrar tekrar hoş geldiniz demek istiyoruz. Încă o dată îți urăm binevenit. Să multe amintiri în spatele după ce ai plecat aici, cât la Galatasaray, cât și în toată comunitatea de fotbal din Turcia. Au fost ani frumoși, care nu pot să-i uit nici eu. Unutulmaz yıllar geçti tabii ki. Când ai succes, am avut succese, am făcut lumea fericită, suporterii fericiți. Başarılı olunca tabii ki taraftarı da mutlu ediyoruz ve totdeauna am încercat să fim cei mai buni. Asta e lucru în sport. Her zaman en iyi olmaya çalıştık. Și e bine când câștigi. Ve kazandığın zaman her zaman çok güzel oluyor diye düşünüyorum. Noi am făcut. Ve biz bunu başardık. Evet, yani karşısında George Hacı'yı gören bir Galatasaraylı'nın profesyonel olması biraz zor aslında. Hepimiz için de profesyonel olma anlamında zor bir gün. Özellikle benim için çocukluk kahramanımız bizi bir nesli belki de Galatasaraylı yapan isim. Ben de geldiği için, aramızda olduğu için çok teşekkür ederim kendi adıma. İstersen Başak, hani şu günlerde futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğü biraz da ara verdikten sonra şu günlerde neler yapıyor istersen? Bir soralım, öğrenelim. Hacı, şu an neler yapıyor? Ce faci acum? În momentul de față, pentru cei care nu știu, m-am întors în România de 4 ani. Am construit o academie foarte mare. Bilmeyen taraftarlara şunu söylemek istiyorum. 4 yıldır Romanya'nın en büyük futbol akademisini inşa ettim diyelim. Am construit o bază sportivă frumoasă, avem 300 de copii. Çok güzel tesislerimiz var. Yaklaşık 300'e yakın çocuğumuz var. Futbolcu olarak avem o echipă, am o echipă în prima divizie care are 21 de ani media. Ayrıca Romanya Süper Ligi'nde oynayan bir takımım var. O da onun da ortalama yaşı 21'dir. Care majoritatea vin din academie. Tabii ki bunun kaynağı akademidir. Avem 40 de jucători la lotul național. Yaklaşık 40 tane oyuncum çeşitli seviyedeki olan milli takımlarda oynamaktadır. Așa că produc fotbalist. Yani şu anda futbolcu yetiştiriyorum. Galatasaray'la da karşılaşmıştı Hacı Futbol Akademisi Florya'da ve çeşitli kategorilerde de karşılaştı. Meciul cu diferite categorii de și cu echipele lui Galatasaray. Da, am jucat, am tot timpul avem o colaborare bună. Noi am venit aici, ei vin la noi. Evet, aramızdaki ilişki ve işbirliğimiz çok güzeldir. Onlar bize geliyorlar. Biz İstanbul'a gelip maç yapıyoruz. Ama bir sürprizimiz var aslında. Çok özür dilerim söyleyeyim. Galatasaray Futbol Akademisi'nin belki de futbol akademisi tarihinin en önemli isimlerinden biri de aramızda. George Hacı'nın şu anda belki haberi yok ama. Unul printre noi zice, printre invitați zice, se află și unul dintre oamenii de vază ai Academiei Galatasaray. Evet, değerli izleyiciler, Hacı'ya da böyle bir sürpriz yapmak istedik. Birlikte programımıza devam etmek istedik. Hemen alkışlarınızla Bülent Korkmaz'ı da çağırıyoruz. Gel 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 burada. Tamam, tamam, tamam.
Anlıyorum. Tabii biz biraz hemen tribünlere dönmek istiyoruz bu sırada. Onlar Hacı'yı görmekten ne kadar heyecan duyuyorlar. Mikrofon kimdeyse arkadaşlar. Hemen sözü size bırakalım sohbete devam etmeden önce. Tüylerim diken diken yani. Galatasaray'ın yaşayan iki efsanesini burada görmekten yani, o dolayı çok mutluyum, çok gururluyum. Mikrofonu yani, biraz daha yakın tutabilirsek. Yani, bizim gerçekten Eren abinin dediği gibi çocukluk kahramanlarımız. Yani Galatasaraylı olmamızı vesile olan binlerce Galatasaraylı, milyonlarca Galatasaraylı'nın belki de Galatasaraylı olmasına vesile olmuş iki tane çok değerli insan burada. Gerçekten onlara ben tekrar teşekkür etmek istiyorum Galatasaray'a yaşattıkları büyük mutluluklar, kupalar için. Allah onlardan razı olsun diyorum. Çok teşekkürler. Evet, biz de teşekkür ederiz. Gerçekten çok keyifli dakikalar şu anda hem Galatasaraylı için hem de Galatasaray TV için. Karşımızda Bülent Korkmaz ve Gyorgy Hagi var. Kaptan, hoş geldiniz öncelikle. Şeref verdiniz. Bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bildiğimiz kadarıyla o da arkadaşlığı da yapıyordunuz 96-2000 döneminde, o unutulmaz dönemde. İlk tanışma anınızı ben gitmek istiyorum. Hatırlıyor musunuz? Nasıl tanıştınız Florya'da? Ya öncelikle gerçekten şanslı oyuncularız. Belki de Avrupa'nın en iyi oyuncularından birini Galatasaray takımı transfer etti. Hani biz Hacı'yı transfer edince biz şaşırdık. Sonra dedik nasıl bir oyuncu gelecek? Çünkü yani Galatasaray, ben her zaman söylüyorum, Galatasaray tarihinde gelmiş geçmiş en iyi yabancı oyuncu. Yani ben kulübün çevresini değiştirdi, hem takımın çevresini değiştirdi, hem de futbolcuların çevresini değiştirdi. Bu kadar etki yapan, olumlu yönde etki yapan bir oyuncu görmedim yabancı oyuncuları. Yani Türkiye genelinde de böyle. Habis dedik herhalde havalı bir adamdır, ne bileyim, problemli bir adamdır diye düşünüyorduk. Bir geldi, bir gördük ki hiç alakası yok, mütevazi, işini yapan, işini çok iyi yapan bir oyuncuymuş. Yani beklediğimizin tam tersi çıktı. Ve tabii ki kendisi söyledi, ben seninle, sen kaptansan ben seninle oda arkadaş olacağım dedi. Ben de şaşırdım. Yani gerçekten ben her zaman şunu vurguluyorum. Gelen yabancı oyuncu, yani gerçi Hacı bizim yani yabancı diyemeyiz. Çünkü artık Galatasaray'a mal olmuş, efsane bir oyuncu. Katkı sağlamalı her yönüyle. Her yönüyle de katkı fazlasıyla verdiğini düşünüyorum. Yani diğer yabancı oyunculara baktığımız zaman onları göremiyorum açıkçası. Yani o katkıyı verdiklerini göremiyorum. Yani çok farklı bir oyuncu. Çok farklı. Ne kadar güzel ki bu birliktelik, doğan sinerji aslında başarıları getiren önemli nokta. Tabii, öyle değil mi? Tabii. Çok 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 önemli. Hani biz belki Galatasaray'ın altyapısından geldik. Orada büyüdük, orada şey yaptık ama bir oyuncu kulübü bu kadar benimsemesi, bu kadar sahip çıkması ben hiç görmedim açık söyleyeyim. Hani bu Hacı için de geçerli, Popescu için de geçerli, Taffarel için de geçerli. Yani çok farklı oyuncular. Yani böyle yabancı oyuncu gelirse zaten Türk futbolu da gelişir, kulüp de gelişir. Şimdi az sonra Hacı'yı da sizinle ilgili düşüncelerini soracağız ama. Şansan Asram Tresel. Yani Bülent'in söylediği her şeyi anladım. Anlıyorum Türkçeyi. Yakın an venit unul crafosta adevărat că eram mai în vârstă, nu eram fost până. Tabii Galatasaray'a geldiğimde tek bir şey yani gerçekti. Diğer oyunculara göre daha yaşlıydım diyelim. Nu. În rest, noi am avut șansa că am nimerit într-o echipă care cu băieți foarte tineri, talentați. Ama tabii ki şansım hem benim hem de diğer gelen yabancı gelen arkadaşların şansı geldiğimiz kulübe, takıma, takımın içindeki olan genç oyuncuları, yetenekli olan oyuncuları. Noi am adus doar experiența care o aveam. Bunları bulduk ve kendilerine sadece kendi tecrübemizi kazandırdık. Și împreună am făcut un grup cu o mentalitate de învingător. Ama birlikte o başarılı olan grubu oluşturduk. Pentru că noi străinii ne-am adaptat foarte bine la grupul care era. Çünkü biz yabancı olarak oradaki yani bulunan, mevcut olan gruba çok çabuk adaptasyon sağladık. Noi ne-am dus lângă ei, ei ne-au primit foarte bine. Biz onların yanına gittik, onlar çok güzel bizi kabul ettiler. Și așa s-a ajuns la o națională a Turciei,
care a avut 13 jucători de la Galatasaray și care a ștat Real. Ve böylece yani bu oluşum içerisinde tabii ki kimse unutmaması gerekiyor ki bu oluşumdan dolayı Türk milli takımına 13 tane oyuncu Galatasaray oyuncusu olarak yetişti care ve treia în lume. Ve dünya üçüncüsü oldu. Asta vreau să zic că valoarea grupului care era. Yani care bu era. Oradaki grubun değerini göstermek ispatlamak gerekmektedir. Iar străinii s-au adaptat foarte ușor. Yani oradaki ana unsuru Türk oyuncular, yerli oyuncular ve ondan sonra yabancı olarak gelen oyuncuların çok çabuk adaptasyon sağlaması. Eram prieteni, eram prieteni. Ve tabii ki dostluk ve beraberlik ve çok önemli unsurlar. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi yeni jenerasyona baktığınızda sizin dönemdeki o ciddiyet, hemen Bülent Korkmaz bir tebessüm etti ama o eski dönemdeki o ciddiyet, o birlik beraberliği yeni nesle taşındığını düşünüyor musunuz şu anda? Hayır, ben katılmıyorum ona. Şimdi ben bir örnek vereyim. Bizler tecrübeli oyunculardık. Şampiyonlar Ligi maçı olurdu. Saat 3'te 4'te gelirdik. Mesela TS'e. Sabah saat 10'da ben, Hacı, Popescu, Taferak. Dördümüz rejenerasyon etmeni vardık. Yani onların nasıl profesyonel olduğunu görebiliyorsunuz orada. Yani bir örnek teşkil ediyor. Ama şimdiki nesil... Ben üzülüyorum açıkçası. Çünkü şu dönemde daha kolay futbolcu olunabilir. Şimdi biz çok zorluk çektik yani her yönüyle, tesis olsun, antrenman olsun veya kendimizi geliştirme açısından. Şu anki imkanlar daha fazla. Daha iyi hem maddi olarak hem manevi olarak hem tesis anlamında. Maalesef onu göremiyoruz. Türkiye geneli için söylüyorum. Kulüp vermek istemiyorum. Ama Türkiye genelinde öyle bir takım olgusu, takım bütünlüğü yok. Yani kazandıkça takım oluyorsunuz. Biz kaybettiğimiz zaman, biz kötü dönemler geçirdiğimiz zaman hiç birbirimizden kopmadık. Bu çok önemli bir şey. Yani zaman gerçek. Ben bana bazen kızarlar. Ya işte hep bunu söylüyorsun. Karakterli oyuncular. Ben insan yönünü demiyorum. Sporcu yönünü söylüyorum. Karakterli oyuncular olursa sporcu yönünde o zaman her şeyi daha çabuk ve daha çok kolay halledersiniz ve teknik direktörün işini de kolaylaştırırsınız. Ama şimdi çok zor. Kesinlikle. Karşımızda aslında iki başarılı oyuncu, iki büyük bir efsane olmasının yanı sıra aslında çok da iyi iki arkadaş var, eski dost var. Birbirinizi sağ dışındaki Bülent Korkmaz, sağ dışındaki Gheorghe Hagi'yi sizler bizlere anlatacaksınız ama biz önce herhalde bir Gheorghe Hagi'ye gidelim. Attığı golleri, efsane unutulmaz golleri bir hatırlayalım isterseniz. Sen de çok mamit edici de golü yapıp karılar da atışı. Hagi, Jardin offside'dan çıktı. Hagi, çok sert! Hagi! Nasıl anlatalım bu golü şimdi size? Nasıl anlatılabilir? Böyle bir gol yok. Böyle bir vuruş yok. Şu açıya bakın. Şu vuruşa bakın. Enfes bu. Enfes. Başka ne diyebiliriz? 2-0. Hacı ayağa kalktık. Seni alkışlıyoruz bu golde. Hacı ustasın sen. Usta. Önce süper var Gözerdel. Şimdi I love you Hacı diyor Galatasaray taraftarı. I love you Hacı diyor Galatasaray taraftarı. Nasıl sevmesinler ki? Gole bakın, gole. Hacı, Hacı, Hacı vuruyor. Şimdi 3 puana çok yakınız. Gerçekten mükemmel bir goldü. Galatasaray golü ancak böyle bulabilirdi ama gol öncesi Tugay'ın hareketleri... Arif ortada. Hacı kaleye baktı. Bir çalım, nefis bir hareket. Hacı, 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 Hacı. İşte muhteşem bir gol. Harika bir gol. Hacı, Hacı, Hacı geliyor. Golü yaşıyoruz. Tekrar yaşıyoruz. Bir çalım. Hacı, Hacı kaleci çıkıyor. Ama kaleci bu topa ne yapsın? Hiçbir şey. Sadece bakıyor. Üçüncü gol geliyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni yakalıyor. Hacı, Hacı, Hacı. Ali Sami Yen'de artık bir şov olacak. Bu ortaya çıkıyor. Hacı. Ayakta alkışlanıyor bu gol.
Hacı kaleye baktı. Hacı vurdu. Müthiş vurma. Süper vurma. Muhteşem gol imzasını atıyor. Bu golleri çok izleyeceğiz futbol severler olarak. Bu nefis gol. Hacı. Jorge. Hacı. Evet, biz golleri azaltmakta zaten çok zorluk çektik Georgi Hacı'nın. Belki daha fazla gol atan oyuncu oldu tarih boyunca ama bu kadar güzel gol atan, bu kadar fazla güzel yani gol atan. Gol attığını biliyor zaten. Evet. Yani, yani, Fatih ediyor. Biz Kocaeli maçı vardı, 2-0 öndeydik. Kocaeli'deki maç. Son dakika free kick oldu. Ya dedim, yani, ben bir vurayım, içime doğdu. Yani, bizim Arif Erdem gibi, içime doğdu dedim. Vurayım. Bana Hacı dedi ki, sen topun üzerinden atla. Kaleye git, fileden çıkar, topu al dedi. Ben atladım, yani. Koştum, bir baktım, top filede yani. Olayca sonlanmış. Yani biliyor yani nerede, şey Samsun maçı vardı. Samsun. Kupa maçı. Kaleciye diyor ki, ısınıyor arkada. Göksel kaleci. Göksel diyor, ilk top gol olacak diyor, o da diyor. Şey... İçeri bir giriyor, vuruyor, gol oluyor yani çok enteresan. Ben yani, gerçekten ben onu diyorum, ben yani yabancı oyuncu, böyle bir yabancı oyuncu hiç oynamadım. Samsun maçı çok enteresan bir hikayedir aslında. Sevgili Hacı da anlatacaktır. O maçta yedekti. Popescu penaltı kaçırmıştı. Kupa maçında Popescu penaltı kaçırmıştı. Göksel'in enteresan bir gol sevinci. Yani penaltı kaçırdıktan sonra sevinci vardı ama 17 numaralı formasıyla o gün girip 2-1 yapmıştı maçı. Biz de kazanmıştık maçı. O da maspara kırdı dedi. Yani Göksel'in tabii ki böyle gülümsediğini beni çok kızdırdı. Popescu penaltıyı da kaçırınca... O gülüyor gülüyor, ne gülüyorsun? Bekle bekle geliyor. Görürsün sen diyor. Kulübeyi görmedi herhalde evet. O gün sevinirken. Bir daha kayara taktik adam. Bu her golün ayrı hikayesi var. Buradaki herkesin de tabii Monaco, Bilbao, Pitmin. Herkesin hani izlerken zaten o gollerle büyüdü, o gollerle yetişkinlik yıllarını geçirdiler ama... Monaco maçı golden sonra bir Taffarel'in koşu gerçekleşiyor ve bütün takım da ona gidiyor. Onun hikayesini bahsedebiliriz bilmeyenler için. Bukuriye ne? Tüm bukur marka mera o bukuriye. Mabukuran de futbol, mabukuran de gol. Tabii, toată echipa, noi și chemam pe toți să ne bucurăm împreună. Her zaman gol atma sevincini bütün takım arkadaşlarıyla paylaşmak isterdim. Yani dolayısıyla onun için herkesi çağırırdım, herkesi yani benim sevincime yani böyle şey olsun diye, arkadaş olsun diye, evet. Takım arkadaşım olduğu için onlarla paylaşmak isterdim. Eram fericit buna. Sadece aslında gol sevinçleri sürekli bahsediyoruz ama kaptan da, Bülent kaptan da buradayken siz yani o dönemin bir gol, özel bir gol sevinci vardı aslında. Hep aslında başlarda da farklı gol sevinçleri de denediğiniz dönemler olmuştu 97'de, 98'de. Fotoğraf çektirmeli ya da zıplamalı evet. Ama en klasik herhalde akıllara gelen takım halinde golden sonra zıplamak. Yani o nasıl doğdu ve 4 sene boyunca nasıl devam etti? Ya bilmiyorum herhalde. Yani ben gol atmadığım için ben şey yapmadım, planlamayı yapmadım. Ama genelde siz başlatırdınız. Yani şey olarak çok güzel bir şey. Galatasaray takımı veya Galatasaray oyuncuları yaptığı bir hareket hem Türkiye hem de Avrupa'ya örnek olmuştu. Mesela o zıplama hareketini biz yaptıktan sonra Türkiye'de ve Avrupa'da liglerde onu görüyoruz. Zıplama. Ya o bir anda, bazen bir anda gelişen bir olay. Bazen birinin aklına gelen bir şey, bize söylemeden yaptığı. Genelde böyle şeyler planlanmadan çıkan şeyler oluyor. Bazen hiç planlanmıyor. Tabii. Ama bir kulüp karakteri de orada var. Yani siz çok kupa kaldırdınız. Yaratıcılık özelliği var. Ama evet. Ama hiçbir zaman tek kaldırmadınız. Yok, evet. Yani belki de o bir başarının sembolüydü. Yani bence tabii çok önemli bir şey. O podyuma çıkıp kupa kaldırmak. Zaten siz şampiyon olduktan sonra kupayı kaldırsanız olur, kaldırmasanız olur. Evet. Nasıl olsa o tarihe geçiyor. O sembolü ben hiçbir zaman, ben kendim de hiçbir zaman tek başıma kaldırmak istemedim. Hep bir arkadaşımla kaldırdım. Mesela o da bir örnek olmuş. Evet. Yani Avrupa'da çok büyük bir örnek. Güzel şeyler bunlar. Paylaşımcı olmak çok güzel bir şey. Kesinlikle. O paylaşım, o ruh zaten takımı daha da yücelten şey. Arată spiritul de grup. Nu poți să ai echipă mare dacă n-ai spirit de grup. Takım ruhu olmadan büyük takım olamazsın.
Așa, fiecare se bucura de celălalt. Era colegul lui, ne bucuram împreună, ne ajutam împreună. Her birimiz diyor, diğerine destek olmaya çalışıyorduk, birbirimize yardımcı olmaya çalışıyorduk. Da, s-a performanță. Dolayısıyla yani bunun için diyor bu kadar büyük performansla imza attık. O ekipă mare se face cu jucători foarte buni. Büyük bir takım, hem iyi oyuncularla. Care dau echipei foarte mult. Ama care sunt egoiști. İyi oyuncularla kurulur ama böyle bencil olarak davranan oyuncularla değil de her birisi takımın lehine oynayan ve her şeyini takım için veren oyuncularla kurulur. Da, noi eram valoroși individual, dar eram pentru echipă. Biz bireysel olarak değerli oyunculardık hepimiz ayrı ayrı olarak ama hepimiz diyor yani her birimiz takım için oynuyorduk. Ve bence hani kazandıran takıma en büyük şeylerden biri de bilmiyorum katılacak mısınız kendim de belki bir sporcu olduğum için ne kadar profesyonel olursanız olun o amatör ruhu bir şekilde korumak gerekiyor öyle değil mi? Yani tabii yani belli bir amaç için yapıyorsunuz yani başarıda maddi olarak da bir kazancınız oluyor manevi olarak da oluyor ama bunu düşünürken hani amatörlük ruhu bence fedakarlık özveri kesinlikle ve yani takımı ve kulübü bir yere taşımaktır yani bu. Bütün oyuncularda olan bir şey. Bu da kolay. Şimdi tabii iyi bir oyuncunun yani mükemmel bir oyuncunun felsefesi, mantalitesi şu olmalıdır. Dünkü yaptığın iş bugün geçerli değil. Yani daha her gün geçtikçe daha iyi olman gerekiyor. Yani bunu kendine hedef olarak koyman gerekiyor ve bunun için çalışman gerekiyor. Tot timpul trebuie să ieși, faci spectacol, trebuie să arăți că ești bun. Çünkü futbol budur. Yani bir gösteri, bir şovdur. Dolayısıyla her gün sahneye çıkıp kendini iyi olduğunu göstermen gerekiyor. Hiçbir zaman düğün yaptığın şeylerle kendini mutlu etmeyeceksin, kendinden bu şekilde razı olmayacaksın. Într-un cuvânt se cheamă jucătorul motivat, care se știe să se motiveze. Kendisini motive eden oyuncu demektir. Ala jucător foarte bun. O iyi bir oyuncudur. İşte sırları gizleri de böylece öğrenmiş oluyoruz. Az önce izledik değerli izleyiciler. Arjun'un attığı golleri de bunları izlemek tekrar bizlere keyif verdi. Tabii mücadelelerde bizler televizyon başında izlerken bunları anlatanlar da var. Evet. Maça daha büyük heyecan katan, o dinamizmi yakalayan, seslerini her zaman aradığımız o isimlerden biri de çok sevgili Sabri Ugan. Sabri Ugan'la Georgi Arjun'un aramıza katılacağını söyledikten sonra kısa bir röportaj gerçekleştirdik. O da o unutulmaz replikleri bize yeniden tekrarladı ve hikayelerini anlattı. Tugay söktü topu. Hacı vuruyor. Gol! Gol! Bekledik bunu, çok bekledik. Benim meslek hayatımda iyi ki var dediğim adamlardan bir tanesi Hacı. Onun gollerini anlattım doğru. Onun hiç normal golünü anlatmadım. Güzelliği orada bir de. Bir de mesela Sabri Ugan denilince Hacı hemen yanına gelir. Hala Twitter'da mesajlar gelir biliyor musun? Monaco maçında o sol çaprazdan attığı gol vardır ya. İnsanlar bana onu anlatırlar ve eklerler sonuna. Hacı. Nasıl anlatalım bu golü şimdi size? Hacı. Jardel offside'dan çıktı. Hacı. Çok sevdi. Hacı. Nasıl anlatalım bu golü şimdi size? Nasıl anlatılabilir? O gol nasıl anlatılabilirdi ki? Hani bazı goller vardır, kelimeler yetmez o golleri anlatmaya. Gerçi bir Dünya Kupası'nda Hacı benzerini atmıştı. Bir kopyası gibi oldu ama yine anlatılmazdı. Atletik Bilbao maçı anlatıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde en ciddi sezonu Galatasaray'ın. Rosenborg ve Juventus'la eşleşti. İnanılmaz bir mücadele. Atletik Bilbao mutlaka kazanılması gereken bir karşılaşma. 90+2'den 3'e gidiyoruz. Tugay orta sahanın biraz ön tarafında aldı topu. Hacı'ya verdi. Hacı 1-2 metre sürdü. Vurdu. Hatırlıyorum top daha kaleye giderken ben gol diye bağırmaya başlamıştım bile. Tugay söktü topu. Hacı vuruyor. Gol! Gol! Bekledik bunu, çok bekledik. Champions League'in içerisinde. Hiç unutmuyorum yanımda
Cüneyt kaptan vardı, Cüneyt Tanman. Ben gol diye bağırıyorum, kafamı kaldırdım. Baktım gol. Çok mutlu oldum bir anda. Düşünsene, ya Echeber ya o topu çıkarmış olsaydı, o zaman meslek hayatının en büyük gafına imza atmış olacaktım. O çok güzel bir anıdır benim için. 90 artılarda gelen bir gol ve üstelik sizi Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura doğru götürebilecek bir gol. Hangi maç hatırlamıyorum. Keşke hatırlayabilsem. Ama şöyle dediğimi çok net hatırlıyorum. Beyin emreder, ayaklar yapar. Hacı emretti, ayaklar yerine getirdi. Uzun bir top attı. Hacı koşuyor. Hacı ayağını uzattı. Hacı! Hacı! Bir Hacı klasiği! Akıl dolu bir gol. Beyin işte böyle çalışır. Ayak emredersiniz der. Hacı benim hayatımda, benim meslek hayatımda çok özel adamlardan biri. Peki şu an sizi stüdyoda izliyor Hacı. Şu an sizin röportajınızı izliyor. Ona vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Hacı, İyi ki Türkiye'ye geldin. İyi ki ben senin gollerini anlattım. Hacı! 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 Jardel offside'dan çıktı. Hacı! Çok sert! Hacı! 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 Nasıl anlatalım bu golü şimdi size? Evet, Sabri Uban'a da çok teşekkür ediyoruz. Yine yüzümüzde bir tebessümle bizi bıraktı. Kaptan, ayaklarına sağlık. İyi ki bizimle oldun. Programımıza renk kattın. Çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Seni de her daim oynadığın futbol dışında ne kadar yürekli olmanla, futbolun dışında kattığın değerler için de ben ayrıca herkese adına çok teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben müsaadeni istiyorum. Oturabilirsiniz. Yok, kendisi böyle. Evet, tamam. Nasıl istersen. Sol kanat. Sol kanat. Evet, ya izledik, çok güzel görüntüler ve tabii yıllarca Hacı denince Sabri Uygan'ın, Ercan Tener'in birçok ünlü ismin aslında replikleri kulaklarımızda kaldı. Yani o Hacı her deyişinde bir kalbimiz daha fazla atmaya da başlıyor aslında. Komentator strigă, Hacı zice totdeauna, deci sufletul nostru, inima noastră trebuie să arăși mai mult. Da, e la fel cum și eu, când mă uit la imagini și mi-aduc aminte că a fost momente, în afară că sunt frumoase, am câștigat și asta e important în sport, să câștigi. Sporda her zaman kazanmak çok önemlidir. Dolayısıyla ben de bu tür görüntüleri görünce ben de çok heyecanlanıyorum ve petrecut an frumos yani, aici. An, duygusal anılar yaşıyorum. An fericiți. Çünkü care... burada, Türkiye'de, Galatasaray'da çok güzel yıllarım geçti. Și eu am crescut și am învățat multe. Ben de birçok şeyi öğrendim. Am trăit într-un oraș frumos. Güzel bir şehirde yaşadım. Într-o echipă campioană care a devenit şampiyon bir takımda oynadım. Avrupa'da kazanan bir takımda oynadım. Ani în care mi-aduc aminte cu drag. Yani bunları sevinçle ve mutlulukla hatırlıyorum. Familia la fel fericită când vine la Istanbul. Ailem de aynı şekilde yine de İstanbul'a her gelişinde çok mutlu. Deci când spui Turcia, spun fericire, așa că... Yani Türkiye benim için eşit mutluluktur. Evet, bu görüntüleri izledik. Aslında Karpatların Maradona'sı deniliyor biliyorsunuz. Georgi Hacı için. Ama o bizim için aslında Georgi Hacı. Sadece yani Arjantin'in belki hacisiydi bizim gözümüzde Maradona. Çok karşılaştırdı kariyeri boyunca. 1990'da da karşılaşmışlardı İtalya'da, Napoli'de. İsterseniz önce o görüntüle gidelim, daha sonra Maradona hakkındaki görüşlerini alalım. Greu de rezistat încă atâtea minute fără să contraatacăm periculos. Hagi în luptă cu Maradona, cei doi curând probabil în...
dakika pe 6 din repriza secundă. Hagi. 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 Palin. Şunu bir sorayım. Tabii. Önce Eray. Karpatların Maradona'sı lakabı hoşuna giden bir lakap. Această poretă să spunem că ți-a dat de Maradona din Carpați. Îți place sau nu? Da, era când eram tânăr, foarte tânăr, la 19 ani când am apărut. El era mai mare ca mine și au descoperit un stângaci foarte bun în Europa de Est și de asta mi-au dat Maradona din Carpați, pentru că el era cel mai mare atunci, cel mai faimos. Tabi, ben... Semănam foarte tare. Bulacabı verdikleri zaman 19 yaşındaydım. O zaman tabi Maradona benden birkaç yaş büyüktü. Ona çok benzediğim için, yani hep sol ayaklı olduğum için ve Doğu Avrupa'dan olduğum için böyle bir lakap verildi. Yani Karpatların Maradona'sı diye. La început e ok, comparația sau să zicem asemănarea, dar după aia yani, tabii, eu cred că mi-am construit propria mea carieră și... İlk etapta, başlangıçta böyle bir lakapla yani alışmaya çalıştım. Ama ondan sonra gençken iyiydi ama ondan sonra tabii ki kendi kariyerimi yaptığım için, kendi kariyerim büyüdüğü için böyle... Maradona unul din cei mai mari din lume din toate timpurile, deci. Ama tabii ki Maradona yine de sonunda dünyanın en iyi futbolcular arasında. Așa că nu mă deranjează, nu mă deranjează. Beni hiçbir zaman rahatsız etmedi. Dar lumea trebuie să mă cunoască cine am fost eu. Ama tabii ki insanlar beni Gheorghe Hagi olarak tanıması lazım. Kesinlikle. Orada 25 yaşındaydı. 1990 ve aslında İtalya'da Napoli, Maradona'nın ikinci evi. Hatta o turnuvada daha sonra Arjantin'le İtalya karşı karşıya geldiğinde İtalyanlar Arjantin'i desteklemişti Napoli'deki İtalyanlar. Sürekli bir düello aslında o maçta karşılaşıyorlar. Bir pozisyon var hatta ilk faulle Maradona yapıyor ona. Un duello permanent cu tine acolo. Amândouă echipele am jucat mai bine. Am făcut un meci foarte bun, echipa României, toate că Argentina era mai bună, era campioana mondială. Arjantin milli takım da bir dünya şampiyonu olduğu için bizden daha iyi. Meci mai bun și eu și echipa meritam să câștigăm. România milli takımı daha iyi bir maç çıkardık. Da. Ve kazanmayı o provokare frumoasă în care am arătat că suntem buni. O provocare. Güzel bir maç oldu ve onlara eşit olduğumuzu ve onlardan daha iyi olduğumuzu anladık. Noi ne-am calificat înaintea lor. Gösterebildik. Evet, aslında önemli bir liderlik. Bir baş kaldırı aslında Arjantin'e karşı Romanya formasıyla ve diğer arkadaşlarının da aslında onların hiçbir şey eksik olmadığını ve onları da oyuna kattığını gösteriyor liderlik konusunda acı. Deci arăta faptul că ești totuși un lider și că acolo ai luat, deci toată echipa ai dus-o după tine, cum ar veni. Toți cu echiperii și... A fi lider te naști, nu poți să devii dacă nu ai calități. Cred că lider, mi-a plăcut acest lucru, mi l-am lider, asumat. Lider tabiki doğuştan olan bir şey. Liderliği seven birisiyim ve bunu üstlenen birisiyim. Am personalitate, îmi place să-mi asum lucrurile, mi-a plăcut să câștig. Yani her zaman kazanmayı seven birisiyim, sorumluluğu üstlenmeyi... Niciodată nu fac lucrurile doar de dragul de a le face, le fac să câștig. Yani yaptığım her şeyi kazanmak için yapıyorum. Aceasta e mentalitatea mea. Mentalitem, yani düşündüğüm, încerc să fiu un exemplu, încerc să fiu un exemplu și încerc să fiu cel mai bun. Ve bu konuda herkese, diğer arkadaşlara örnek olmaya çalışıyorum ve en iyi olmaya çalışıyorum. Motivasyon. Motivare. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii ilk başta golleri ekranlara getirmiştik değerli izleyiciler. Şimdi en iyi free kick golleri getirelim ekranlara. Üzerine sohbete devam edelim.
Son frikikten başlayalım. İlk frikik aslında. Yani aşçıların söylediği gibi evin menüsü. Trabzonspor'la başlamıştı. Exerciții multe, repetiție și ajung la perfecțiune. Birçok tekrar, birçok antrenmana bağlı olan en sonunda da yani böyle mükemmel olarak atma, yani frikik atma yeteneğine sahip oluyorsun. Ama her şey yani çalışmaya bağlıdır. Nimeni sunaște cel mai bun, devii cel mai bun. Kimse diyor yani en iyi olarak doğmaz. En iyi olur. Deci trebuie muncă, zaman içerisinde. Muncă și repetiție multe. Tekrar ve çalışma, antrenman. Lazım. Abi böyle bir yeteneği kendisi ilk ne zaman keşfetti? Hani când ai descoperit prima oară această calitate? Eu, antrenor, am descoperit-o la 12-13 ani. Ben değil, 12-13 yaşındaki olan yani hocam bunu keşfetti. A văzut că am un șut foarte bun, o lovire foarte bună, minge, o tehnică bună. Topa vurma tehniğim çok iyi olduğunu keşfetti. Și de atunci mi-a zis că când mă întorc la spre poartă, să ve trag la poartă. Kendisi onu söyledi o zaman 12 yaşındayken. Yani topu aldıktan sonra dön, kaleyi gör ve vur. Da. Și atunci am tot exersat, am tot. Bunu hep tabii ki. Am încercat din orice poziție, de asta marcam goluri imposibile. Her türlü pozisyondayken, her türlü yerdeyken onu denedim. Dar aceste exerciții le făceam la antrenament. Dolayısıyla trageam la poartă din toate pozițiile. Yani sahanın her yerinden, her köşesinden kaleye şut atmaya çalışıyordum. Dolayısıyla en sonunda bu tür yani güzel gollerim oldu. Frikikleri izledik ama tabii çalımlar da var öyle, evet. Değil mi Eray? Evet. Özellikle Süper Kupa maçı. Az önce Samsunspor maçından örnek verdi kaptan. O maçta bir diyalog olmuştu Göksel'le. Roberto Carlos'a da Real Madrid maçında, Süper Kupa maçında o çalımdan önce aslında küçük bir diyalog vardı, ben yanlış hatırlamıyorsam. Ekrandan da takip edebiliriz. Hacı yerdeydi ve Roberto Carlos'tan ayağa kalkmak için bir yardım istemişti. Carlos reddetmişti o yardımı ve 1-2 dakika sonra bu yaşadı. Asta era supărat că a pierdut meciul. O maçı kaybettiği için çok üzgündü herhalde. Nu le-a căzut bine, nu se așteptau să-i batem. İyi olmadı. Evet, pişman olacağı şeyler yapmış. Mă rog, mai are și el de învățat că au avut și alții. Yani onun da öğreneceği birçok şey daha vardı o zaman da. Diğerlerine de öğrettiğim gibi. Daha sonra faul pozisyonu oluyor ve Carlos ona da itiraz ediyor ama tabii o orada olay bitmiş. A fost eu un faul zice care s-a făcut asupra ta și la ei. O fază cum a fost multe altele. Calitatea mea, a doua calitate era să driblez foarte ușor. İkinci yeteneğim, ikinci kalitem yani tabii ki çok kolay çalım atmak. Cream superioritate numerică foarte ușor, driblam ușor un om. Yani herkesi genelde çok kolay çalım atarak geçiyordum ve oradaki üstünlüğü sağlıyordum. Iar în fotbal rakip takım üzerine. Cel mai important lucru în ultimii 30 de metri să ai jucători care creează superioritate numerică. Tabii ki futbolda biliyorsunuz son 30 metrede o üstünlüğü sağlamak çok önemlidir. Dolayısıyla bu tür oyunculara sahip olan takım ala her zaman kazanabilir diye düşünüyorum. Care costă bani. Değerli ve pahalı oyuncular son 30 metrede farkı yaratan oyunculardır. Hacı'dan sonra bir frikik sorunu olmuştu aslında Galatasaray. Sorun da değil, aslında çok alışmıştık Hacı'nın gollerine. Hatta son sezonunda 5 tane serbest vuruş golü atmıştı. Galatasaray tarihinde bir rekordu o. Şu anda tabii ki Hacı'nın asla yerini dolduramayacak bir durumdayız ama serbest vuruş konusunda birkaç oyuncumuz var öne çıkan. Didier Drogba ve Snyder, Selçuk İnan, Burak Yılmaz ve hatta Ümit Altıtuğ'u da sayabiliriz. Sol ayak yok. Sol ayak yok. Sol ayak mecbur. Hiç en büyük farkı söyledi. Mecbur sol ayak. Selçuk İnan'ın da tek egale etmişti aslında rekorunu ilk sezonda. O da 5 gol atmıştı. Galatasaray'ın şu andaki serbest vuruşçuları nasıl değerlendirdi? Kum verdi. Bahsettiğiniz bütün oyuncular çok gerçekten kaliteli, değerli oyunculardır. Yani sağ sol ayak olması fark etmez. Şaka yaptım ben. Le doresc să repetiție și le doresc să marcheze cât mai multe goluri. Important este să crezi. Önemli olan tabii ki o frikiyi atmak ve o duruma kadar gelmek. Yani o durumu oluşturmak. Çünkü ondan sonra her şey kolay diye düşünüyorum. Dolayısıyla hepsine diyor bol gol atmasını dilerim. İmparatorsan çerçi. Önemli olan denemektir.
Evet, az önce çok sevgili Bülent Korkmaz'ı burada konuk etmiştik değerli izleyiciler. Ayrıca keyifli bir sürpriz gerçekleştirmiştik. Tabii dostlar bitmiyor. O dostlardan biri de Tafarel. Ona da sorduk. Bakalım Hacı için. Yok, o gelmeyecek ama ona sorduk. Bakalım mikrofon doğrumuzda neler söylemiş. Gelsin. Hacı futbolcu olarak çok büyük bir isim. Karakter olarak da inanılmaz birisi. Müthiş bir oyun tekniği var. Sağ içinde biraz gergin gibi görünse de sağ dışında çok iyi bir kişiliğe sahiptir. Ailesine, takım arkadaşlarına çok büyük önem verir. Herkesin sorununu çözmeye çalışan, yardımsever biridir Hacı. Sağ içinde görünen yapısından eser yoktur sağ dışında. Onun gibi birisinin hayatında yer aldığım için çok mutluyum. İnanılmaz şutları vardı. Yeni geldiği dönemde ilk antrenmanda bana çok uzaktan bir gol atmıştı. Mesafe çok uzaktı. Kimse beklemiyorken vururdu kaleye. Maçlarda attığı golleri antrenmanlarda da hep atardı. Sanki Brezilyalı gibi tekniğe sahip bir oyuncunun şutlarını atardı. Prieten, un coleg extraordinar, un om perfect. Yani mükemmel bir insan. Niciodată nu-l vezi supărat, totdeauna e fericit, totdeauna her zaman mutlu. Disponibil. Yani her zaman böyle verimli, her zaman. Cel mai bun coleg, cel mai bun coleg. Benim en iyi takım arkadaşlardan biri. Cred că Galatasaray are pe portarul, a avut pe portarul cel mai bun din lume. Ve bana göre o dönemdeki, bana göre tabii ki Galatasaray dünyanın en iyi kalecisine sahip olmuştur. Cred că el era Tafarel, portarul, să zic cum îmi place mie. Yani benim beğendiğim tarzda olan bir kaleci. Cred că e unul dintre cel mai bun portar din lume din toate timpurile. Ve gelmiş geçmiş en iyi kalecilerin arasında yer almaktadır. Sanırım dün akşam da birlikteydiniz bildiğimiz kadarıyla. Doğru mu? Şunu merak ediyorum. Eski dostlar bir araya geldiğinde şu anda eskileri mi yad ediyoruz daha çok yoksa şu anki durum değerlendirmesini mi? Sunt curios asupra unui lucru, zice. În momentul când se întâlnesc vechi prieteni, discutați tot despre trecut sau despre ceea ce faceți acum? Și prezent, noi avem copii, avem crescut, nu mai suntem. Şu anda tabii ki çocuklarımız var, çocuklarımız hakkında konuşuyoruz. Rolul nostru este sprijin pe ceilalți acum. Şu andaki görev başkalarına destek olmak. Copiii noștri, iert çocuklarımıza antrenor, eu cu academia. Kaleci antrenör olarak yaptığı işlerden dolayı yani onlardan bahsettik. Ben de akademiyle ilgili kendisine bazı bilgiler verdim. Yani konuşulacak bir şey, birçok şey var. Bülent Korkmaz UEFA Kupası finalinde o Tafarel'in kurtarışını yaptığı anda kupayı kazanacaklarını hissettiğini söylemişti. Hacı o an sahada değildi. Ot kurtarış olduğunda kendisini hissetti. În momentul când Tafarel a scos mingea respectivă, zice Bülent Korkmaz, a crezut că în momentul de acela poate să câștige cupa. Tu nu erai pe teren. Tu ce ai simțit atunci când Tafarel a apărat? No, noi eu am crezut, echipa a crezut, toți am crezut, pentru că noi am rămas la un moment dat în un om în minus și atunci echipa a reacționat foarte bine, a jucat foarte bine. Tabii, bir oyuncu eksik kalınca diyor, takım çok güzel bir reaksiyon gösterdi. Bir tavır gösterdi. Eram yani puternici, takım güçlüydü o zaman yani. Takım olarak inandık buna. Valoroş, valoroş. Yani değerli oyunculardan kurulan bir takım olduğumuz için hepimiz buna inandık. Se construise o echipă puternică din toate punctele de vedere. Tehnică, mental foarte yani puternic. Her yönden teknik olarak, mental olarak un grup yani foarte çok, unit. Bir arada olan bir birlik beraberlik içerisinde olan bir grup. Patronların da câștigasem tot în Turcia. Oluşturmuştuk. Yani 4 yıl boyunca Türkiye'de kazanabildiğimiz her şeyi kazanmıştık. Dovadă că cum am spus și la începutul emisiunii, în acea echipă 13 jucători au ajuns în echipa națională. Yani, tabii ki daha önce de söylediğim gibi bu takımdan 13 tane oyuncu Türk milli takımda oynadı ve muncă, bu işin, bu çalışmanın ispatıdır. Muncă, selecție bună. İyi seçim, iyi yapılan işler. Cu jucător foarte valoros. Ve çok değerli bir grup. Pentru că pleci de la individ ca să faci un grup foarte bun. Çünkü o grubu oluşturmak için bireyden başlıyorsun. Yani herkesi bireysel olarak seçiyorsun. Selecție, după aia toți să joace împreună. Ondan sonra hepsini bir arada oynatmaya
Atunci de Rio echipă puternică. O zaman gâșu bi takım oluyor. Câștigătoare cu echipă care câștigă. Kazanan bir takım. La Galatasaray trebuie să câștigi dacă nu. Galatasaray derken tabii ki her zaman kazan, kazanmak derim. Se supere leu. Aksi takdirde aslan kızar. Aslanı kızmaması için de şu anda aslında en büyük liderlik özelliği gösteren futbolculardan biri de Drogba. Aslan kızmasın dediniz ya, aklımıza ilk gelen futbolculardan biri. Drogba deyince şu an siz neler söyleyebilirsiniz? Şunu dintre... Super atakant, super atakant. Ca orice echipă, deci el a demonstrat are o carieră impresionantă. İnanılmaz bir kariyere sahip olan bir futbolcu. Cel mai bun atakant din Europa, din poate și din lume. Avrupa'nın belli bir zamanda en iyi forvetleri arasında yer alan birisidir. Spectatorii, suporterii Galatasaray se bucură de el. Tabii ki Galatasaray taraftarı kendisinden çok memnun olduğunu biliyorum. Yani onunla çok mutlu olduklarını biliyorum. Un atakant extraordinar, fenomenal. İnanılmaz bir forvet. Felicitări. Tebrik ederim. Am auzit că se antrenează după ce termină antrenamentul, mai stă o oră. Asta e bine. Duydum că antrenmandan sonra yine de kendi başına kalıp bir saat daha kendi kendine antrenman yapıyor. Sanırım de asta e mare. Yani bu büyüklük bu demektir. Profesyonel. Iubește meseria care o are. Yaptığı işi seven. Învață, vrea să învețe fiecare. Her zaman yeni bir şey öğrenmek isteyen. Asta e jucătorul mare. Büyük bir futbolcudur. Georgi Hacı Futbol Akademisi'nin aslında şu anda en büyük yıldızlarından, yıldız adaylarından diyelim bir ismi. Şimdi gideceğiz, pas atacağız. Yanis Hacı. Öncelikle videoyu izleyelim, yeteri izleyelim Yanis Hacı'nın. Daha sonra dönüşte Georgi Hacı'nın görüntülerini alacağız. Bazen bir rüya görürsünüz. Yıllarca kalırsınız etkisinde. Yastığa başınızı koyduğunuzda tekrar o düşü görmek için uyursunuz. Her gece. Eksik olan bir şeyler varmışçasına. Uyandığınız an yeniden kaparsınız gözlerinizi. Belki rüyadır ama aslında bir o kadar da gerçek. Hacı vuruşunu yapıyor. Hacı mükemmel vuruyor. Sizi öyle etkilemiştir ki kalbini heyecanla bambaşka atar. Milyonlarca Galatasaraylı'nın gördüğü en güzel rüya Georgi Hacı. Gerçek olamayacak kadar güzel. Yıllar önce yolunu Meksika'dan Türkiye'ye çevirdiğinde, bir futbol takımının dünyaya bakış açısını değiştirdiğinden, bir nesli Galatasaraylı yapacağından haberi yoktu. Onunla geçen 5 yılın her anı özeldi. Goller attı, en kritik anlarda ölü toplara hayat verdi, kupalar kazandı. En acı günlerini de Galatasaray'da yaşadı. Bir yandan sakalları uzuyordu ama öte yandan da futbolu hala büyüyordu. Evet, en güzel günlerini de Galatasaray'da yaşadı Hacı. Yeah. 1998 yılının Ekim ayında oğlu Yanis dünyaya geldi. İstanbul'da, kendisinin yeniden doğduğu yerde. Küçük Hacı'nın gerçek bir futbol topuyla tanışması ise çok uzun sürmedi. Yıllar içinde büyüdü Yanis. İlk zamanlar vurduğu toplar boyundan öteye gitmiyordu. Sonra bir gün Florya'da top toplarken gördük onu Galatasaray eşofmanıyla. Acaba dediğimiz ilk anda oydu zaten. Şimdilerde 20 metreden kullandığı serbest vuruşlar gol oluyor Yanis'in. Yanis Hacı, encurajat de suporterii tribune. Yanis Hacı, gol! Ninja se oprește în plasa laterală, ceea ce ne aduce aminte de Gică Hagi. Superb, Yanis Hagi. Sırtında 10 numarası. Georgi Hacı, gerçek olamayacak kadar güzel bir rüya gibiydi Galatasaraylılar için. Her gece yastığa başınızı koyduğunuzda görmek isteyeceğiniz bir rüya gibi. Ama kim bilir, belki bir gün arena I Love You Hacı sesleriyle inler yeniden. Bu kez topun başında Yanis olur ve rüya kaldığı yerden devam eder. Ünal Başkan'ın açıklamaları da vardı bu yönde, belki bir gün diye. Și domnul președinte a avut o declarație în acest sens că poate într-o zi. Da, e un copil bun, are 15 ani. Îi place mult fotbalul, a ajuns în echipa națională, joacă la noi, e de car. İyi bir çocuk, 15 yaşında, Romanya milli takımda oynuyor.
Bizim takımımızda oynuyor, akademinin takımında oynuyor. Important. 10 numaradır. Are minte multă. Çok zeki bir çocuk. Tehnică foarte bună. Tehniği yüksek olan, iyi olan. Trebuie să dezvolte din punct de vedere fizic mai bine. Biraz daha fiziksel olarak gelişmesi gerekiyor ama. Important că îi place fotbalul. En önemli olan şey futbolu çok seviyor. Dă cu ambele picioare. Her iki ayağını kullanıyor. Foarte bine. Ve çok iyi kullanıyor diyebilirim. Nu știu niciodată, sperăm să, să ajungă să joace. Yani, ümit ediyorum ki da. Benim yolumu izler ve a dat gol cu Turcia când a jucat cu naționala Turciei. Asta e golul care a dat cu Turcia. Yani, Türkiye milli takıma karşı U15 milli takıma karşı attığı golü görüyorsunuz şu anda. Tot așa că yine de arată lucruri frumoase. Yani, güzel güzel işler yapıyor. Un băiat inteligent și sperăm să facă carieră, să joace fotbal. Akıllı bir çocuk ve inşallah dar, futbolcu kariyerinde de iyi olur diye düşünüyorum. Trebuie să muncească foarte mult, e încă departe până a fi un fotbalist mare. Yani, futbolcu olmak için ama yine daha uzak bir yolu var. Bu yolu kat etmesi gerekiyor ve sperăm că într-o zi să vină să joace. Ümit ediyorum ki bir gün gelir, burada da oynar. Da, trebuie să demonstreze să crească. İlk önce ama daha büyümesi lazım. Mai are până să fie gata. Babası gibi olması için daha çok ekmek yemesi lazım diye. Ünal Bey ama ısrarlı bir şekilde istemişti. Ama gene de vakit mi der? Știu, știu, am vorbit cu dânsul. Totuși spun că mai are nevoie de timp, nu? Păi în care 15 ani. Henüz 15 yaşında ve lăsăm să crească și să-l vedem cum arată. Yani biraz daha büyümesi gerektiğini diye düşünüyorum. Yani milyonlarca defa I love you Hacı diye bağırdık burada hepimiz hayatımız boyunca. Umarız burada şu anda bulunduğumuz arenada da I love you Hacı sesleri Yanis'le. Dar îmi știi că s-a născut în Turcia, s-a născut în Turcia. Sperăm că o să spunem din nou I love you Hagi. Știi, și aduce aminte, știi că s-a născut în Turcia. Türkiye'de, İstanbul'da doğduğunu biliyor. Îi place fotbalul foarte mult. Futbolul çok seviyor ama. Așa că, sigur, eu cred, am, cred că va ajunge. Yani, ben de ümit ediyorum ki bir gün gelir. Dar mă feresc să zic vorbe mari că ama büyük sözler istemiyorum. İlk önce kendisi sahada göstermesi lazım. Aslında programı yavaş yavaş sonuna gelirken Drogba'yı sorduk ama altyapıdan çıkan Galatasaray'ın altyapısından çıkan ve yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil eden Arda Turan'ı da es geçmek istemiyoruz burada. Arda için neler söylemek ister acaba? Ce poți să spui despre Arda pentru că este unul dintre jucătorii proveniți din Tepiniera lui Galatasaray. Şu anda l-am cunoscut. Odan Sporbaşı'ndaki Frikit Tekcanlar'da. Da, l-am adus la echipa mare, am văzut că față de ceilalți era mult mai matur. Talentat la fel ca mulți dintre ei, dar mai matur. Era mult mai matur, cu minte, gândea foarte, foarte bine și probabil de aia și-a ajuns cel mai bun. Kendisini altyapıda görürken tabii ki şunu fark ettim. Diğerlerine göre, diğer yetenekli olan oyuncuların arasında daha olgun bir futbolcuydu. Daha de aceea probabil a avut o carieră mai, mai mare. Ve bunun için böyle bir kariyere sahip diye nu-i de ajuns să ai numai picioare, trebuie să și gândești. Sadece ayağın olması yeterli değil. Aynı zamanda bir de zeki olman gerekiyor. Și un fotbalist foarte bun, fotbalist foarte bun, un băiat extraordinar. İnanılmaz bir çocuk, inanılmaz bir futbolcu. Mă bucur tare că a ajuns să joace la nivel foarte înalt în Spania. Atacuma getirdikten sonra tabii ki gelişti ve böyle bir İspanya'daki olan büyük bir takımda oynadığı için beni de çok mutlu ediyor. Cred că va fi liderul echipei naționale de acum încolo, trebuie să asume acest lucru. Bence bundan sonraki Türk milli takımının lideri olacaktır. Bu liderlik görevini üstlenmesi gerektiğini diye düşünüyorum. Kalifiye Türkiye la campionatul european. Ve Türkiye'yi Avrupa şampiyonasına da götürmesi lazım umarız. Çok güzel düşüncelerinizi bizlerle paylaştınız. Ve size de ufak bir sürprizimiz var geldiğiniz için. Bize vakit ayırdığınız için. Türkiye Fenerbahçe'de Galatasaray televizyonu taraftarlarıyla birlikte. Sarı kırmızı ve sizin fotoğrafınızla birlikte ben de Galatasaray camiasına yaşattıklarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Açıkçası. Mulțumesc. Mulțumesc că m-am invitat și davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum ben de. Sperăm că succesul o să fie în continuare la fel de mare. Galatasaray'a başarılar dilerim. Ve restul ne auzim, ne vedem. Yani görüşmek üzere. En yakın zamanda görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum. Kes. Önce üfleyebilirsin. Prima dată suflă și pe urmă taie.
Bravo. Emine. Olmaz. Beni kesme. Burada diyor. Burada kes. Burada sadece. Ufak bir parça. Burada yok. Programı kapatırken formamızı da alalım hemen. Yeni bizlere hatıra olarak evet yeni sezon forması. Galatasaray Televizyonu'na sevgilerle bir imza alabilirsek sevgiler bizden size. Evet, stüdyomuzun en güzel köşesinde. Evet, en güzel köşesinde bu imzada. Evet, hemen arkasını da gösterelim. Evet, formanın ben alayım arkasını. Formayı. Evet değerli izleyiciler. Formamız ön tarafımızda, imzamız. Çok teşekkür ediyoruz tekrar bizlerle birlikte olduğunuz çok için. Çok sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Görüşmek evet değerli izleyiciler, muhteşem bir konuğumuz vardı bugün. Galatasaray'ın efsane isimlerinden Georgi Hacı bugün bizlerle birlikte oldu. Sürprizlerimiz vardı, hep beraber bu atmosferi paylaştık. Sizlere de bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler, Hacı'ya tekrar teşekkür ederim. Çok tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Hacı! 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 Şimdi size